Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz devam ederken yolumuz Siirt'e düştü. Siirt'ten sesleniyoruz sizlere. Siirt'te neredeyiz efendim? Özkale Beton'a konuk olduk ve Özkale Beton'un yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Şirin Yıldız'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş gelmişsiniz. Teşekkürler. Siz de hoş gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Mehmet Bey, söyleşimize başlamadan önce ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Şirin Yıldız kimdir efendim? Mehmet Şirin Yıldız, ben Siirt'te, Siirt merkez doğumluyum. 1975 doğumluyum. Siirt'te 2000 yılında inşaat sektörüne başlamıştım. Tabii ki bundan önce babalarımız, abilerimiz devam ediyordu bu işlere. Ben 2000 yılında yapsatlığa başlamadım. Siirt'te yapsat yaptık, kurtalanlar yaptık. Güzel, modern, kentsel dönüşümle ilgili güzel şeylerimiz oldu Siirt'te. Ben Siirt'te kentsel dönüşüm dernek başkanlığı da yapıyorum. Bizim aile şirketidir. Aile şirketi bu şekilde. 2010'da da Özkale Beton'u kurduk. Özkale Beton'a başladık. Faaliyetlerimize devam ediyoruz inşallah. Evet, Mehmet Bey işiyle o kadar özdeşmiş ki, işini o kadar seviyor ki sevgili izleyiciler. Evet. Kendisini anlatırken işiyle birlikte anlattı. Ne güzel, işini çok seven bir iş adamı var karşımızda. Özkale Beton'un yönetim kurulu başkanısınız efendim. 2000 yılında başladı Özkale Beton. Tabii bunun dışında başka birçok alanda da faaliyet gösteriyorsunuz. Vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Bunları biraz açabilir miyiz Mehmet Bey? Biz İzmir'de Adliye Sarayı yaptık. Şu anda devam eden okullarımız var. Okul yapıyoruz. Sarkoloji, resmi taahhütnamelerde bulunuyoruz. Şu anda Siirt Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesini yapıyoruz. Kütüphaneyi yaptık, ahır yaptık. Kurtalan'da yapsat yapıyoruz. Siirt'te Zafer sitesini yapıyoruz. Devam ediyoruz işte. Yani halkımıza hizmet vermek. Kamu ihaleleri alıyorsunuz. Kamu hizmetleri sunuyorsunuz müteahhitlerinize. Bunun dışında ayrıca bir de yapmış olduğunuz yapsatlar var. Yapıp devretmiş olduğunuz ve hali hazırda devam eden konutlar. Tahmini ne kadar konut yapmışsınızdır? Şu ana kadar 300'e yakın konut yapmışız. 300'e yakın konut yapmışsınız. Maşallah gayet güzel. Bunların hepsini teslim ettiniz sorunsuz teslim ettik, bir şekilde. Çok güzel bir şekilde. Bu çok önemlidir. Çünkü bu işlerde biliyorum bu güven çok önemli. İnsanların bir an önce konutlarını ulaştırmak çok önemli. Çünkü insanlar dişinden tırnağından artırdığıyla ev sahibi olmak istiyor. Rahmetli babamın bir sözü var. Dedi oğlum, bir adam bir daire aldığı zaman nişan yüzüğü bile satar. Günahın boynuzda dört dörtlük inşaat yapmıyorsa. Yapmayasanız yapmayın. Biz onun için babamızın lafını her zaman arkasındayız. Yapıyoruz temiz sağlam. Halkımıza, milletimize teslim ediyoruz Allah'ın izniyle. Güzel, ne güzel ki böyle olmasaydı zaten ben düşünüyorum uzun yıllardır bu işi sürdüremezdiniz. Evet, evet. İnsanlar size güvenmezdi, sizden hizmet almazdı. İşte bu ahlak ve erdemle çalışsa herkes sorunların birçoğu ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Son olarak efendim ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar sizin şirketlerinizi tercih etmiş olan kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa bunları toparlamanızı rica edeceğim sizden. Yani bizimle çalışanlara herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle nasıl anlatayım, tüm iş adamlarına buradan şükranlarımı sunuyorum. Eğer bir kusur da varsa ne diyorlar tabiri caizse, hatamız orada kusurlarını af bula. Yani tabii ki onu şöyle de diyebiliriz. Yani memnuniyetlerini eşlerine, dostlarına söylesinler. Tabii, bir sorun varsa siz de dile getirsinler. Siz de bu sorunların mutlu üstesinden gelirsiniz. Yani eleştiriye açığız. Yani benim biri tabii eleştirdiği zaman ben mutlu oluyorum. Kızmam o şekilde. Evet. Kesinlikle. İnşallah. İnsan çünkü hatalarını, yanlışlarını görür. İnsanız, beşeriz, şeşeriz, yani şaşarız. Yani hatalarımız vardır. Her işte hata olabilir. Sonuçta insanla olan işler bunlar ama önemli olan bunu görüp bunu düzeltebilmektir. Bu da bir erdemdir diye düşünüyorum. Özellikle bu şekilde ekibime de çok teşekkür ediyorum. Yani sağlam, kaliteli bir beton ürettikleri için müdürüm olsun, tüm personele buradan da huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Peki. Ben de size teşekkür ediyorum efendim. Bize zaman ayırdınız. Bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Şerefimiz için, Siirt'e memleketimize geldiğiniz için Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi bugün sizlere Siirt'ten sesleniyoruz. Siirt'te neredeydik efendim? Özkale Beton'a konuk olduk ve Özkale Beton'un yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Şirin Yıldız'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşça kalın efendim.